fantastik bir film sahnesi gibi, havada canlıymış gibi uçuşan abajurlar, özel efekt gibi görünen bu manzara aslında gerçek. Bir çeşit mini helikopter olan kvadrokopterle uçuyorlar. Zürih ETH Üniversitesi'nde bilgisayarlarla programlandılar. Yaratıcıları şov dünyasına yeni standartlar getireceğine inanıyorlar. Bir insanın bu abajurları uzaktan kumandayla filmde yaptığımız gibi uçurması mümkün değil. Kvadrokopterlerin bu formasyonda uçmaları, oyuncularla ilişki içinde olmaları büyük bir adım. Uçan abajurların altında bu küçük kvadrokopterler var. Bilim insanları, Kanadalı sanatçı grubu Cirque du Soleil ile bir koreografi geliştirdiler. Hareketler büyük ölçüde programlandı. Temel düşünce, kvadrokopterlerin görünmemesi. Önce kvadrokopterlere lamba takmayı düşündük. Bir arkadaşımız şaka yaparak abajur takmamızı önerdi. Bunun mükemmel görüneceğini düşündüm. Birdenbire uçmaya başlayan abajurlar nasıl bir görüntü oluştururdu? Özel bir prova alanında hazırlanan koreografi için programlama işlemi 2 hafta sürdü. Birçok hareket önceden programlandı. Ancak algoritma sayesinde akıllı tepkiler de oluşuyor. Böylece kvadrokopterlerin çarpışması önleniyor. Kızılötesi kameralarla bilgisayarlar uçan cisimlerin yerlerini saptıyor. Bir bilim insanı sistemi bilgisayar üzerinden denetliyor. Hedef hepsini aynı anda denetlemek. Ama bu oldukça karışık. Mesela arkada görünenler önceden programlanmadı. Bilgisayar her hareketten sonra yenisini hesaplıyor. Böylece çarpışma olmuyor. Sınır yok gibi görünüyor. Bilim insanları araştırmalarında kvadrokopterlerin kullanılabileceği yeni alanları inceliyor. Burada uçan robotlarla badminton oynanabileceğini gösteriyorlar. Bazen de insansız oynanabiliyor. Uçan cisimlerin bir topu karşılama ve karşılıklı oynamalarının mümkün olduğu bir sistem oluşturmak istedik. Daha önce hiç denenmemiş bir sistem. Kendimize böyle zor konular seçip yeni sonuçlar çıkarıyoruz. And then see if you can figure out how to do it. And in the process, you know, you do great research. Bu gösteri de kvadrokopter araştırmalarının bir sonucu. Fransa Cannes'da düzenlenen yaratıcılık festivalinde bir reklam ajansı geleceğin sahne şovlarının nasıl olacağına dair ipuçları verdi. Uçan 16 ayna yerden tutulan ışıkları yansıtıyor. İşin temelinde mekanın tüm 3 boyutlu alanlarına hakim olmak fikri yatıyor. Cisimleri sicim kullanmadan istediğimiz gibi oradan oraya hareket ettirebiliriz. Sahne tasarımcıları bu şekilde birçok imkana kavuşuyor. Eskiden kuşların uçmasını sahnelemek çok daha zordu. Geleceğin sahne şovları. Bilim insanları bu tür gösterileri bilgisayarda tasarlamanın yollarını arıyor. 1-2 yıla kadar kvadrokopterlerin büyük şovlarda yerlerini alacağına inanılıyor.